Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Tedaratos, Türkiye'nin elinde bulunan müthiş teknolojileri gördüğünde akıl sağlığını yitirecek bir duruma geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini oldukça fazla güçlendiren DCG Anadolu, Zaha ve Bayraktar TB3 gibi projeler karşısında endişeye kapılan Yunan spiker, "Türkler şu anda donanmamıza karşı ezici bir avantaja sahipler" ifadelerini kullandı. Yunan spiker konuşmasının devamında ise "Sahip olduğumuz ekipmanlar yeterli değil. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Neredeyse 20 yılımızı ihtiyacımız olan doğru adımları atmayarak harcadık. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz" şeklinde konuştu. Yunan spikerin aklını başından alan sistemlere baktığımızda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine de sahiptir. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra, görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir. Bayraktar TB3, İlk kez Selçuk Bayraktar tarafından 29 Ekim 2020 tarihindeki paylaşımla duyuruldu. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda yerli motorun test edildiğini ve bu motorun Akıncı taarruzi insansız hava aracı ve Bayraktar TB3'e entegre edileceğini belirtmişti. Selçuk Bayraktar paylaştığı bu motoru dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru olarak lanse etmişti. Selçuk Bayraktar daha sonra Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında ve daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor ifadelerinde bulunmuştu. Bayraktar TB3'ün geliştiricisi Baykar Savunma 21 Temmuz 2021'de Twitter'da yaptığı paylaşımda TB3'ün TCG Anadolu'da konuşlanmış halinin ilk bilgisayar görüntülerini paylaştı. Paylaşımdan Bayraktar TB3'ün jet motoruna sahip Bayraktar Mius ile birlikte görev yapacağı da öğrenildi. Bunun dışında TCG Anadolu veya Anadolu L400 gemisi, yapımı süren ana yapılandırılması bakımından Türkiye'nin amfibi hücum gemisi sınıfına giren ilk gemisidir. Aynı zamanda ana formasyonu bakımından amfibi harekatlarda da kullanılabilecektir. Yapımı tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak geminin yapımı için 2014 yılında çalışmalara başlanmıştır. Geminin tasarımında İspanyol donanmasına ait Juan Carlos 1 gemisinin tasarımı örnek alınmıştır. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecektir. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecektir. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliğe sahip olan geminin aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi düşünülmektedir. TCG Anadolu, 12 derecelik eğimiyle üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacaktır. Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadıyla kullanılacak olan gemi 1400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir. 700 kişilik amfibi gücü dışında 8 deniz çıkarma aracını bulundurabilecek TCG Anadolu gemisi, içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye sahip olacak.
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar katıldığı bir canlı yayında TCG Anadolu için dikey iniş kalkış ve konvansiyonel iniş kalkış yapabilen SİHA geliştirdiklerini ve bir yıl içerisinde hazır olacağını duyurdu. Bir başka platform ise FNSS ZHA. Zırhlı amfibi hücum aracı ZHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak FNSS tarafından tasarlanmıştır. ZHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan bir araçtır. Harekatın çıkarma safhasında kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlamaktadır. Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ZHA'ya denizde 7 knot azami sürat ile yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. Karada maksimum 70 km bölü saat hıza ulaşan, %60 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen ZHA, 90 santimetrelik dik engelleri ve 2 metrelik hendekleri de kolaylıkla geçebilmektedir. ZHA, 12.7 mm MT ve 40 mm otomatik bomba atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yüksek ateş gücüne sahiptir. Personel taşıyıcı, komuta aracı, kurtarma aracı ve mayın geçit açma aracı olmak üzere 4 değişik konfigürasyona sahiptir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.